Büyük Fenerbahçe'nin büyük taraftarı ve kanalımızı takip eden rakip takım taraftarları kanalımıza hoş geldiniz. Sponsorumuz golvar.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuza da hoş geldiniz. İnşallah gelmişken eliniz boş gelmezsiniz. Hani bir beğeniyi, bir abone olmayı çok görmezseniz de sevinirim arkadaşlar. Baştuay, Batsuay, Baştuay, Baştu ay. Kupalar kazanmak paralar kazanmamız kaçınılmaz demiş. Ya arkadaşlar kafamı çok bulandırıyorsunuz. Hocam bas tuai, Bastuay. şuai, tuai, Yani bu kadar çok takılmayın ya. Bastuay tuai işte. Batsui. Ne zıkkım gökise? Miçi diyeceğim bundan sonra. Hocam miçi değil o. Miçi diye okunur diyeceksiniz. Bu kadar takılmayın arkadaşlar. Neyse çok gevezelik yaptık. Hızlanalım. Fenerbahçe'nin yeni transferi baş kulüp televizyonu açıklamalarda bulundu. Beni çok iyi karşıladılar diyor. Bundan çok memnunum. En iyi performansla karşılık vermek istiyorum inşallah. Diyor ki Fenerbahçe'ye geldiğimde gördüğüm ilk şeylerden bir tanesi taktiksel anlamda çok disiplinli bir takımdayım. Herkes işini büyük bir ciddiyetle yapıyor. Sıkıyorsa yapmasınlar. Böyle olması çok iyi ancak bu şekilde şampiyon olabiliriz diyor. Haklım. Bakın disipline dem vuruyor. Adam daha gelir gelmez benim yıllardır söylediğimi söylüyor. Şu ana kadar işler çok iyi gidiyor maşallah. Çok iyi duruma geleceğim. Bir sonraki maça hazırlanmak ve takıma pozitif şeyler katmak için çalışıyorum. Transfer süreci çok iyi geçti. Sayın Başkanımızla çok defa görüştük. Bana kulübü anlattı. Ali Başkanımız bana ne kadar çok güvendiğini söyledi. 5-6 defa görüntülü olarak konuştuk. Bu görüşmelerde ben de bana duyulan güveni hissettim. Benden beklenen gol atmam. Ben de buraya goller atmak için geldim. Sadece gol atman değil, gol katkısı. Misal veriyorum, sezonda bir futbolcu 40 gol atacağına 40 tane asist yapsın, ben yine okeyim. Siz de okeysiniz değil mi arkadaşlar? Ya da şunu söyleyeyim, Fenerbahçe kadrosundan bu sezon bir futbolcu 40 gol katkısında bulunacak deseler. Yani soru 1, bir. birinci soruya cevap 1 diye yazın. Sizce bu sezon 40 gol katkısına imkanı yok, bence hiç kimse yapamaz ama. Yaparsa sadece o yapar dediğiniz bir isim var mı? Ulan düşünüyorum. Yaparsa sadece o yapar dediğim. Ya Cao Pedro yapar gibi geliyor bana ya. Hani sadece o yapar dedim. Bir, bir de tek maçını izledim gerçi. Ee, boş beleşmiş oldum. Bak 30 desem birçok çıkartırsınız. 20 desem 5 tane çıkartırsınız belki. Neyse. Fenerbahçe güzel bir proje sundu. Ailem zaten İstanbul'daydı. Jorge Jesus'u bütün dünya tanıyor demiş. Ama Jorge Jesus bazı teknik direktörleri tanımıyor. Onlar selamlaşmak için beklerken basıp geçiyor. Yok ya görmemiş orada. Okan Buruk'u görmemiş sonradan dönüyor. Kupalar kazanmamız kaçınılmaz diyor. Antrenmanlarda kısa süredir buradayım. Çok kaliteli bir takımımız var. Kupalar kazanmamız kaçınılmaz. Ligde de şampiyon bitirmek istiyoruz. Sen yine de emin konuşma yani. yani. olabilir diyerek konuş. Rekabeti, rekabet sizleri güçlü hale getirir. Takımının seviyesini yukarı çıkartır. Bu futbolun bir parçasıdır. Takım içindeki rekabeti olumlu buluyorum demiş. Ben de Türkiye Ligi gerçekten iyi birlik. Farklı liglerde oynadım. Her ligin iyi ve kötü yanları var ama Türkiye Ligi iyi birlik diyor. Numaram 23. <laughs> Hep bu numarayla başladım. Bu Fenerbahçe'de de 23 seçtim. Milli takımda da 23 seçiyorum demiş. Vaktimi sokakta geçirirdim diyor. Sürekli olarak sokakta geçiren bir çocuktum. Sokaklarda, parklarda arkadaşlarımla oynayarak futbola başladım. Benim gibi küçük kardeşim de futbol oynuyor demiş. Ben de Türk gençlerine buradan selamlarımı iletiyorum. Vaktinizi sokakta geçirin. Her şey telefon değil, tablet değil. Ha, vaktinizin tamamını sokakta geçirmeyin. O da ayrı mesele. Yani güzel bir kısmını geçirin. Benim için aile gerçekten önemli. Ailemle vakit geçirmek çok önemli. Aynı zamanda PlayStation'da oynuyorum demiş. Ben oynayamıyorum ya. Bir aydan fazladır oynayamıyorum herhalde. Ama bunda etkili olan siz dersiniz. Ben size duyum yetiştireceğim, haber yetiştireceğim, video yetiştireceğim diye daha bayır nerede olursa olsun video çekmeye çalışıyorum. Desteğinizi inşallah eksik etmezsiniz. Basit yaşamaya çalışan biriyim diyor. Figürleri PlayStation'ı severim. Komplike biri değilim. PlayStation'da futbol oynamıyorum. Call of Duty oynuyorum demiş. O kadar param var lan git. Şey al. Klavye al. Mouse al. Ondan oyna. O joystick'ten Call of Duty oynanır. Büyük golcüleri seyrederek bu noktaya geldim diyebilirim. Dünya futbolunda Thierry Henry'e kalıyorum demiş. Ben de fenomen Ronaldo'yu. Sabırsızlıkla Fenerbahçe için goller atma kupalar kazanmak istiyorum. Hadi inşallah bakalım. Fenerbahçe taraftarı ne istiyor? Çağlar Tüyüncü. Şimdi Fenerbahçe Miçumaş Doğay'ın ardından transferi büyük ölçüde bitirdi. Ancak fırsat transferi çıkarsa niye olmasın? Şimdi taraftarlar sosyal medyada Çağlar Söyüncü için adeta ayaklandı. Not, not, not. Adını ben ilk defa bu kanaldan verdiğim zaman bazı arkadaşlarım he he tabi çağlar he tabi canım Amerikan başkanı da yanında gelecek tabi tabi sonra sırtını keserecek çağlar onun he sonra sonra bir bakacaktım ki alarm çalıyor telefonun kalk 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 diyecekler sonra şimdi ne diyorsunuz yok Galatasaray'a gidiyordu yok Beşiktaş'a gidiyordu yok Trabzon'a gidiyordu yok geliyordu gelmiyordu falan filan şimdi Galatasaray'da istiyor o da bir ayrı bir olay ve Transfer büyük ölçüde biten Fenerbahçe'de artık çağları bir şekilde alma niyeti var. Rıdvan Dilmen de diyor ki o Atletico Madrid'e gittim. Oradan kiralayabilirsin diyor. Şimdi düşünüyorsun. Jesus Ocak ayına kadar başka takviye yapılmayacak dedi. E, Ali Koç da alırsak 21 yaş altı alırız. Yoksa olmaz dedi. E, Çağlar Söncü Leicester City'de forma şansı bulamıyor. Ortalık 56 oldu. Ve Fenerbahçe taraftarı Ali Başkan Çağlar'ı al diye bir hashtag başlatmış. Yani yönetim de harekete geçmiş diyor. He, hashtag başlatınca geçmedi. Yönetim ya ben dürüstlü söyleyeyim size. Doğruyu söyleyeyim. Ama aramızda kalsın. Tamam mı? Yönetim şartlarını sordu. Ama yani ne Fenerbahçe ne Galatasaray. Manager Brandon Rogers Yıldız futbolcu oynatılmamasını bizim seviyemize yakın bir seviye bile değil demiş. Demek ki çok iyi bir durumda Çağlar. E Fenerbahçe'yi tut, tutuyor Çağlar ve taraftar da diyor ki Fenerbahçe'nin çocuğu Fenerbahçe'ye diyor. Altın orada yetişti. 2014-15 sezonunda A takıma yükseldi ve 23 Aralık 2014'te Türkiye Kupası maçında Fenerbahçe'ye karşı ilk 11'de sahaya çıktı. Bir bir biten mücadelede performansa dikkatleri üstüne çekti. Not not Fenerbahçe'ye o sezon önerildi ama o sezonki scout ekibimiz Kemalettin Şentürk, Müjdat Yetkiner, ee, Taffet Safet Akbaş gibi isimlerimiz Fenerbahçe için yeterli değil dediler. Ve başarılı olunca ertesi sezon takımın vazgeçilmezlerinden biri olup 2016-17 sezonunda başında sezonun başında 8 milyon euroya Freiburg'a gitti. 2018-19'da 21 milyon euroya da Leicester City'ye gitti. Bir şey diyemeyeceğim. Ama beklemeyin çağları. Hüsrana uğrarsınız. Ha şu var. Hocam %1 bile olsa çağlarda. Yani %1 gelme ihtimali olsa. Ama sana deseler ki hocam yalanına gitsin. Gelmez de gitsin. Varsın çağlar gelsin. Hani çağlar gelmiyordu diye alay etsinler. Ama sen yalanla deseler. Yapar mısın hocam? Yaparım. Kesinlikle yaparım. Süperlikte derbi tarihleri belli olmuş. Gelecek 9 haftanın programı açıklanmış arkadaşlar. Birçok arkadaşımız da diyordu ki ya şimdiye kadar niye açıklanmadı efendim diyordu. Güzel olmuş. Ya 8. haftada Beşiktaş Fenerbahçe derbisi 2 Ekim Pazar günü saat 20'de. 10. haftadaki Beşiktaş Trabzonspor derbisi derbi demeyelim de önemli maç diyelim. Aynı şehrin takımlarına derbi deniliyor. Bu da 16 Ekim Pazar. Demek ki Beşiktaş arka arkaya 2 tane önemli maçını evinde oynayacak. Mücadelenin başlama saati 20. 13. haftada Beşiktaş ve Galatasaray'ı karşı karşıya getirecek de 5 Kasım Cumartesi günü saat 20'de başlayacak diyor. Fenerbahçe fikstürü şöyle yanlış bilmiyorsam Eylül ayında. Yani Kayseri Spor maçı geçti ya 28 günlük süreçte sadece 3 tane maç yapacağız sanırım. Yani takımın tam adapte olması için. Sistemin tam oturması için müthiş bir zamanlama. Yani fikstür de çok bir şey ifade etmez ama benim için ifade ediyor. Niye? çok yoğun bir fikstürden geldik. Tamam mı? Yoğun fikstürde taktiksel olarak çok çalışamamıştık. Şimdi en azından taktiksel de çalışırız gibi geliyor. Fenerbahçe'de Novak yol ayrımında diyor Novak kim? Kadrodaki yabancı sayısını azaltmak isteyen Fenerbahçe çek oyuncusu Filip Novak ile sözleşme feshi için görüşmeleri sürdürüyor. Novak kim? Bu doğrultuda Fenerbahçe Haber Global'den Sercan Hamzoğlu'nun haberine göre Sercan Hamzoğlu kim? <laughs> Sercan, Sercan Amzoğlu'na buradan selamlar olsun. Onu tanıyoruz canım. Sercan Amzoğlu'na. Sercan Amzoğlu'nun haberine göre Novak'la sözleşme feshi için bir görüşme yaptı diyor. Doğrudur. Ama bir tane yaptı derken sadece bir kez manasını manasında değil. Hani bu seferki fesih için diyelim. Yönetim Novak'a geçmişten kalan alacaklarının yanı sıra bu sezonki maaşının bir kısmını da önermiş. Çek oyuncu Naunau demiş. Tüm hakkımı istiyorum demiş. Sezon sonuna kadar ki maaşımı istiyorum demiş. Bizimkiler de tutmuş. Eller e, şey yapmış. 32 yaşındaki oyuncu. 2020 yılında geldi. O 51 maça çıkıp 4 gol 3 asist yaptı. Fena da değilmiş aslında. Şimdi Çekya'dan. Ülkesi Çekya'dan talipleri var. Çekya'da transfer ne zaman bitiyor? 8 Eylül'de. Yani oynama niyeti varsa, ülkesine gitme niyeti varsa 8 Eylül'de gider. Yoksa Bekleyecek. Peki hocam sence gider mi? Gider. Peki hocam şöyle bir şey soralım. Ee, biz Novak işinden karlı mıyız, zararlı mıyız? Arkadaşlar ben şunu söyleyeyim. Oynatmayı çok fazla düşünmediğim bir futbolcudan her zaman karlısındır. Kaçıncı resmi maçımıza çıktık biz? 11 değil mi? Yanlış bilmiyorum 11. Ben sezonun başında 56 tane resmi maç hesapladım. Yanlışım yoksa. Hani 3 aşağı 5 yukarı elemeleri geç. İşte 6 grup değil mi? 31 yani tane lig maçı kaldı. 6 tane Avrupa Ligi'nde grup maçı 37. Hadi 4 maç daha ilerleyelim. 37-41. Türkiye Kupası'nda son 16. E, çıkarsan çeyrek final, yarı final, final. 4 maç. Yani aşağı yukarı 40 maçımız falan kaldı yuvarlama. Yani aşağı yukarı 40 demeyeyim de 42, 43, 45 maçımız kaldı diyelim. Ya 45 maçımız kaldı diyelim. 45 maçta Nova oynatsan oynatsan 1000 dakika oynatırsın. Oynatsan oynatsan. Nova 1000 dakika oynatacağın sürede Çağatay Kuru kalıp oynat. Ha bu arada 1000 dakikadan kastım şu. Ferdi oynayacak. Ferdi oynamazsa Ali Özgü oynayacak. Ali Özgü oynamazsa Nova oynayacak. Ya anladınız mı? O yüzden bence gitmesi daha hayırlı Fenerbahçe açısından. Ve gelelim son haberimize. Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Aman ha. Aman. Ha şey transferde gelmiş. Tamam sıkıntı yok. Fenerbahçe ve Trabzonspor'un Nijeryalı stoper William Trust Ekong'un transferi için karşı karşıya oldukları belirtildi. Kim belirtti ya? Ya kim belirtti? Haçem bunu size kim söyledi? Yani bunu size kim söyledi? Hakikaten bak kim söyledi bunu size? Fenerbahçe'nin karşı karşıya gelmişler de ee yok söylemiş böylemiş E ee? ama böyle olmuş. Kim söyledi şekerim size bunu kim söyledi? Ya etmeyin eylemeyin ya. Ya iki takımı birbirine düşürmek için elinizden geleni yapıyorsunuz be. Ayıp be. Ayıp be. Ayıp be. Şimdi neyse. Ben haberi okuyayım da arkadaşlar. Hemen bitirelim. Birçok kardeşimiz de bunu bekliyordur. Şimdi iki takım karşı karşıya gelmiş. Böyle bir şey gerçeği yansıtmıyor. Onu peşin peşin söyleyeyim. İngiliz basında yer beraber Türkiye'de transfer süreci devam ediyor. Stoper taklidesi yapmak istiyor. Watford forması giyen 29 yaşındaki futbolcuya transfer döneminde Bologna, Cremonese ilgilendi ama İtalyan ekipleri alamadı. Bursa Spor'da formasını giydiyor. Arkadaşlar bakın. Hem Fenerbahçe'yi hem Trabzonspor'u birbirine düşürme niyetinde olan bu arkadaşları ciddiye almayın. Bu haber tamamen ama tamamen palavradır. Gerçeği yansıtmıyordur. Ve yani yansıtmıyor eminim yani %100 olarak eminim. E, bu palavraya inanmayın. Yani boşu boşuna iki takım taraftarında birbirine e, kırdırmanın, iki takım taraftarında birbirine düşünmenin lüzumu yok. Ha diyorlar ki ya Ali Koç çıktı şöyle yaptı. Ya arkadaşlar özellikle Trabzonsporlu arkadaşlar Ali Koç çıkıp da Maxi Gomez çöptür bunu alan aptaldır falan filan demedi ki. Biz gittik görüştük şartlarda anlaştık. Teknik direktörümüz yok hani alabiliyorsanız şunu alın dedi. Biz de gittik onu aldık diyor. Ya bunda ayıp bir şey yok ki. Yani bunda ayıp bir şey yok. Bunda günah bir şey yok. Bunda hani size laf sokuyum şöyle yapayım böyle yapayım denilen bir şey yok. Yok. Ya bu kadar büyütmeler meselesini de çözemedim ben ya. Ha bak şunu da belirteyim. Bak şunu da belirteyim. Cornelius Trabzonspor'da iyi işler yaptı. Ama son zamanlarda mahvetti gitti. Aynı Cornelius Fenerbahçe'de olsaydı... Berisha'dan daha kötü performans sergiledi belki de. Çünkü takımların sistemi bu. Taktiği bu. Ya bugün Fenerbahçe'deki Valencia, Trabzonspor'a ve belki hiçbir iş yapmaz. Anlatabiliyor muyum? Olay bu şekilde arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Videoları takiplemeye devam edin arkadaşlar. Görüşmek üzere inşallah.